Merhaba Çalışkan Pandalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle bir tane çözümü soru bankası, bir tane de deneme konuşacağız. Güzel bir konsept olacağını düşünüyorum. Bu ATC yayınlarının yeni çıkardığı DGS matematik çözümü soru bankası Sebahattin Ceylaner tarafından yazıldı. Bu da yine onun tarafından bir de tabii Türkçe hocasıyla beraber hazırlanmış genel deneme. Bir kolay, bir orta, bir zor denemesi var içinde. Bence bu çok orijinal bir konsept olmuş. Ben bunu daha önce görmedim. Belki vardır ama hatırladığım kadarıyla şu an ilk yani hemen aklıma gelen yok. Bence orijinal bir çalışma olmuş ve ATC yayınlarının diğer araklanan diyelim konseptlerinden olduğu gibi bunu da kesinlikle piyasa değerlendirecektir. Böyle daha çok yayın görebiliriz. Yani kolay orta zor. Bence güzel bir mantık çünkü. Sonuçta öğrenciler bazen bilemiyor hani kolayda mı eksiğim, zorda mı, sınav ayarında mıydı, değil miydi? Çünkü bazen şöyle oluyor. Hani bir denemeye giriyorsun ve bir şey yapıyorsun ama şunu bilemiyorsun. Acaba bu deneme kolay bir deneme mi? Çünkü çok şunu görüyoruz. Ya ben işte 40-50 net yapıyordum denemelerde. Sınavda 30 yaptım. Acaba o çözdüğün 40-50 net yaptığın denemeler kolay mıydı? Peki. İşte bu sorunun cevabını direkt bu deneme ortadan kaldırıyor. İlk önce şu soru bankasını tanıtalım ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Bu çözümlü soru bankasını ve denemeyi arkadaşlar çekilişte vereceğim sizlere. Bir kişiye bu ikisini hediye edeceğim. Umarım hoşunuza gidecektir. Şimdiden hayırlı olsun kazanan arkadaşlar. Önümüzdeki hafta pazar ya da pazartesi sonucu açıklarım. Bir kişi kazanacak. Şartları buradan da söyleyebilirim. İşte bana abone olmak, beni Instagram'dan takip etmek ve bunların fotoğrafını bana Instagram'dan ya da WhatsApp'tan göndermek. Aşağıda baş yoruma sabitlerim zaten bilgileri. Tekrardan hani öğrenmeniz için. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Evet, soru bankasıyla başlayalım arkadaşlar. Geleceğin fakültelisi demiş Sebahattin Ceylaner. Bu tabiri çok kullanıyor. Kendi yarattığı bir şey. Bence güzel aslında. Hani biz meslek yüksek okuluna gittik ya. Hakikaten lise 5. Ama işte o bize artık fakültelisi diyor. Güzel bir karşılama. Kitabın içeriği bu şekilde başlıyor. Devam edelim. Klasik DGS konuları var arkadaşlar. Kavramlar, temel kavramlardan bölümüne. Sonra da oran orantıya kadar gidiyor. Sonra da devam ediyor. Tabii ki de problemler de var içerisinde. Sonra işte OSTİK, PEMDES, KOMBES ve sayısal mantıkla bitiyor. Bence güzel. Tam böyle DGS yer olmuş. Çünkü DGS'de tam bu konular çıkıyor. Şimdi sorulara bakalım. Soruları göstermeye çalışayım. Şöyle göstereyim. Güzel. Tam DGS ayarı. Aynen. Yani DGS'de test kitapçığını açsam daha ilk soruda herhalde böyle bir şey çıkar diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Şunu sevmedim sadece. Hani şunu gerçekten sevmiyorum ya. Soru cevap anahtarı şeyin altında oluyor ya. Hani onu sevmiyorum. Onun haricinde sorular gayet güzel. Boşluklar gayet mümkün ve var. Hani çözüm yapabilmeniz için. Yani benim şu anda çözesim geldi. Kokusu çok güzel. Bunu çok söylüyorlar ama. Ya hakikaten kitap güzel kokuyor arkadaşlar. Biraz atlayarak geçiyorum diğer konuları da. Problem görelim biraz. Tam böyle DGS yer aynen. Aynı DGS'de bunlar çıkar. Güzel bir DGS soru bankası olmuş. Hocamızın eline sağlık. Evet, basit eşitliklere geldim gerçi. Yani o problemsel bir soruydu da. Biraz daha ileri atlarsam. Ha. Mesela hareket problemlerine geldim. Güzel. Burada biraz boşluk azaltılmış. Tabii hareket problemleri çok yer kapladığı için. Normal ama çözülecek kadar yer olmasa da evde bir şekilde çözebilirsiniz. Veyahut da alanı biraz daha iyi kullanmanız. Ama ÖSYM sınavlarında bu alan daha fazla olacaktır zaten. DGS'de olsun, ANES'de olsun vesaire. KPSS'de falan. Gayet güzel sorular. Tam böyle sınav ayarı. 10 numara 5 yıldız. Kitap güzel yani, ben beğendim. Biraz incelemiştim sizden önce de. Gayet güzel. Sonunda da biraz boşluk var herhalde yazmak için. Ha, sondaki sayısal mantık problemleri güzel arkadaşlar. Bunlara baktım biraz tam böyle sınav ayarına yakın. Hani hatta bazıları sınav ayarından da zor. Hani o yönden de güzel. Bence gayet güzel bir çalışma olmuş. Zaten ATC yayınlarının orijinal çalışmalarından bir iki tanesi de işte bu 5'li DGS denemeleri. Atölyelerle matematik. Yeni nesil matematik. Bence DGS adına ilk çıkartanlardan biri Sebahattin Hoca'ydı bildiğim kadarıyla. Problemler ve sayısal mantık gayet güzel ve geçtiğimiz zaman. Bu güzel bir kitap bence. Hani şurada göstereyim tekrardan. Bence güzel alınabilecek ve fiyatına da değer bir kitap. Yani DGS'den önce DGS'ye yakın çözülebilir. Bu da orijinal DGS denememiz. 3 tane deneme var içerisinde. Türkçe ve matematik var arkadaşlar. Ben dediğim gibi biraz incelemiştim. Genel bir denemeyle başlıyoruz. Bu arada ilki en kolaydır diye tahmin ediyorum. Çok inceleme fırsatım olmadı ama böyle tam böyle DGS ayarında güzelce bizi karşılıyor. Tam böyle bu şekilde görebileceğiniz güzel bir deneme. Boşluklar var. Şurada Türkçeyi göstereyim biraz. Türkçe'de sözel mantık kısmı burası. Paragrafta çok boşluğa gerek yok zaten de. Burada biraz boşluk var hani paragraflarda gene en azından. Belki karalamayı seven arkadaşlar varsa. Matematikte de boşluklar fena değil açıkçası. Biraz daha bu taraflara bakayım. Aynen. Güzel güzel. Boşluk düşünülmüş. Hani boşluk bırakılmış. O yönden tebrikler. Güzel olmuş. 3 tane, biri kolay, biri orta, biri zor deneme. Sonlarda da cevap anahtarı var sanırım. Onu da gösterelim. Böyle biraz. Sayfa değiştirme sesini siz de seviyor musunuz?
Geldi. Burada sayısal süzer bölüm cevap anahtarı var. Keşke bence soru bankasında da böyle olsaydı. Ama onun haricinde ikisi de bence güzel kitaplar. Hoşuma gitti açıkçası. Genel deneme 3. 3 genel deneme var. Bence ikisi de alınabilecek kitaplar. Bu ve bu da arkasına bastırılmış. Gayet süper. Yeni sezon DGS'ye çalışacak arkadaşlar. 2022 DGS'ye düşen arkadaşlar. Bir deneme çözecekseniz kesinlikle içlerinden biri bu olmalı. Bir soru bankası çözeceksiniz. Kesinlikle bunu da düşünebilirsiniz. Öneririm. Soru zorluğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle kolay, orta ve zor seviyesinde sorular vardır diye tahmin ediyorum. Yani üst seviyedeysen de bunu alabilirsin, alt seviyedeysen de alabilirsin. Ama unutmayın arkadaşlar, bunlar soru bankasıdır. Bunlar size öğretmek için değildir. Öğrenmek için ATC yayınlarının YouTube kanalından videoları izlemeniz falan lazım ki öğrenirsiniz. Ondan sonra soru bankası çözünüz. Çünkü bunlar soru bankası. Hani soru bankası size öğretmekten ziyade sizin el becerinizi geliştirmek ve kapasitenizi, soru çözme kapasitenizi arttırmak için varlardır. Deneme zaten bir araçtır eksiklerinizi görmek için ve eksiklerinizi gidermek için. Denemelerle eksikleri belirleyeceksiniz. Ondan sonra o belirlediğiniz eksikleri yavaş yavaş gidereceksiniz. Tekrar söylediğim gibi arkadaşlar, bu iki güzel kitabı, hani bu kitap değil de hani bu iki, bir deneme biri çözümlü soru bankasını sizlere çekilişle vereceğim. Bunun için dediğim gibi aşağıda baş yoruma sabitleyeceğim şartları. Yine söylüyorum, dediğim gibi beni takip edeceksiniz hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Sonra bana bunun fotoğrafını göndereceksiniz kanıtlamak için. Ondan sonra ben sizi listeye ekleyeceğim. Ondan sonra o listeden biriniz bu iki güzel biri kitap biri denemeyi kazanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun sevgili pandalar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşça kalın.